Arkadaşlar birinci sorudayız. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm hayvanlar için ortaktır? Akciğer solunumu yapma. Bazı omurgalılarda gözleniyor. Bu omurgalıları yazalım. Amfibiler, ki amfibilerin ergin olanları hem deri solunumu yapıyor hem akciğer solunumu yapıyor. Hücre duvarı içermeme, pardon özür dilerim devam ediyorduk akciğer solunumuna. Sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Hepsi akciğer solunumu yapar ama balıklar yapmaz. Omurgasızlar da yapmaz. Ortak değildir. Hücre duvarı içermeme, hiçbir hayvan türünde hücre duvarı bulunmuyor. Ve bütün hayvan türleri heterotrof, yani tüketici olarak beslenmektedirler. Yanıt 2 ve 3'tür diyoruz. İkinci sorudayız. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklı bir şubede içen emmektedir? Arkadaşlar bu soru geldiği zaman şubenin omurgasız mı, omurgalı mı olup olmadığını bulmaya çalışın lütfen. Şimdi yarasa bir memelidir. Omurgalı şubesinde yer alır. Penguen bir kuştur. Omurgalı şubesinde yer alır. Semender bir amfibidir. Omurgalı şubesinde yer alır. Yılan bir sürüngendir. Omurgalı şubesinde yer alır. Fakat sülük arkadaşlar omurgasızdır. Sülük bir omurgasızdır. Hatta solucanlar grubunda yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Evet, üçüncü sorudayız. Yukarıda verilen alemlerden hangilerine ait bazı canlı türleri insanlarda hastalığa yol açmaktadır? Arkadaşlar bugün şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bakteriler aleminde yer alan birçok canlı türü patojeniktir. Yani bizlerde hastalığa yol açabilir. 2. Mantarlar kesinlikle insanlarda hastalığa yol açabilen bir başka gruplardır. 3. Plazmodium ve tripanosoma, yani sıtma ve uyku hastalığına sebebiyet veren türleri içeren protistler. Bunların hepsi arkadaşlar bizlerde hastalığa yol açabiliyor. Dördüncü soru arkadaşlar, dikkat edelim. Mantarlar aleminde yer alan bazı canlı türleri olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Şimdi kola üretiminde gerekli olan bir asit çeşidi var. Sitrik asit. Bunun eldesinde mantarlardan faydalanılıyor. İnsanlarda bazı hastalıkların oluşması, ki az önce söyledik arkadaşlar. Yani bir önceki soruda bazı mantar türlerinin insanlarda hastalığa yol açabileceğinden bahsettik. Penisilin antibiyotiğinin üretilmesi de arkadaşlar, penisilin antibiyotiği Penicillium isimli mantar türünden elde edilmiştir. Cevap 1-2-3. Bakın, Alexander Fleming isimli bir bilim insanı bir çalışmasında bir kültür hazırlıyor arkadaşlar. Bir besin ortamı hazırlıyor ve o besin ortamında çoğalacak bir bakteri türünü incelemek istiyor. Ancak aradan belli bir süreç geçtikten sonra besin ortamına baktığı vakit Fleming herhangi biçimde o bakteri türünün olmadığını gözlemliyor. Ama orada Penicillium mantarının çoğaldığını görüyor. Ve buradan şu mantığı yürütüyor. Çok akıllıca bir yöntem. Penicillium mantarı çoğaldı. Nasıl çoğaldı? Bu bakteriyi yok ederek çoğaldı. O zaman bu bakteri insanda işte falanca hastalığa sebebiyet veriyorsa, ben bu bakteriye yönelik ilaç elde edebilirim. İşte Penicillium mantarından penisilin ilacı bu şekilde üretilmiştir arkadaşlar. Evet. Beşinci soru, gagalı memelilerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi gözlenmez? Arkadaşlar gagalı, keseli, plasentalı. Üç tane memeli grubu var. Bakın bunlar iç gelişme yapabiliyorlar. Yani yavru anne bireyin vücudundan gelişiyor. Burada yumurtlama var, yani dış gelişme. Kim bu gagalı memeliler? Ornitorenkler, karınca yiyenler. Herhangi bir biçimde plasenta oluşturabilme özelliğine sahip değildirler arkadaşlar. Ama bunlar da akciğer solunumu yapar. Bunlarda da kas diyafram vardır. Bunlar da eşeğli ürerler. Bunlar da yavrusunu sütle beslerler. Evet, bunların meme uçları yoktur ama karın bölgesindeki boşluklarından yavrularını sütle besleme özelliğine sahiptirler.
Evet, geçiyoruz gençler 6. sorumuza. Bir balığın embriyonik gelişimi sırasında taksonlarına yönelik özelliklerinin ortaya çıkış sırası aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Arkadaşlar burası yine şaşırtıcı bir şekilde konulmuş. Yani buraya balık değil, amfibi de diyebilirsin, kuş da diyebilirsin, memeli de diyebilirsin. Hepsinde ilk olarak ortaya kim çıkar? Alem. Sonra şube. Sonra sınıf. Sonra takım. Sonra familia. Sonra cins. En son tür. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. O zaman önce alem. Gitti, gitti, gitti. Bakalım 3 mü, 4 mü? 3 familia, 4 takım. Takımla başlayacaksın. Ondan sonra familia, ondan sonra da cins diyeceksin. Yedinci sorudayız. Yukarıda verilen hayvanlardan hangileri eklem bacaklar grubunda yer alırlar arkadaşlar? Bakalım. Örümcek, yengeç, kelebek, istakoz. Gençler bakın. Örümcek araknit grubundandır. Eklem bacaklı. Yengeç kabuklu grubundandır. Kelebek böcek grubundandır. İstakoz bu da kabuklu grubundandır. O halde dördü de eklem bacaklar grubunda yer alabilir. Bir de çok ayaklılar grubu vardır eklem bacakların. Çiyan gibi, 40 ayaklı gibi, onları soruda sormamışız. Evet, 8. sorudayız. Yukarıda verilen hayvan sınıflarından hangilerinde yer alan canlı türleri dış döllenme yapamazlar? Arkadaşlar, memeliler iç döllenme yaparlar. Gagalı memeliler hariç keseli ve plasentalılar iç gelişme yaparlar iç döllenmenin dışında. Ama gagalı memeliler iç döllenme yaparlar, dışarıda gelişirler yani yumurtlarlar. Ama şu an döllenmeye bakıyoruz. Amfibiler dış döllenme yaparlar, dışarıda gelişirler. Kuşlar iç döllenme yaparlar, dış gelişme yaparlar yani yumurtlarlar. Ama dış döllenme yapmazlar. O halde cevabımız 1 ve 3'tir arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayız. Verimli döller oluşturan B ve C canlı türleri için cins, alem, familia taksonlarından hangileri ortaktır? Gençler, verimli döller oluşturan, kısır olmayan döller oluşturan aynı anlama gelir. Aynı türdendir. Aynı türdense aynı alemde, aynı şubede, aynı sınıfta, aynı takım, aynı familia, aynı cins, aynı tür şeklindedir. Yani bunların hepsi gençler aynıdır. Onuncu sorudayız. Yukarıda verilen alemlerden hangilerinde karbondioksit tüketebilme özelliğine sahip canlı türleri yaşamaktadır? Yalnız 3, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gençler, karbondioksit tüketebilme özelliğinin altını çizin çünkü vurgu burası. Buraya baktığınız zaman karbondioksit tüketen canlılar ya fotosentez yaparlar ya da kemosentez yaparlar. Bakterilerin bir kısmı fotosentez, bir kısmı kemosentez yapar. Hayvan veya da mantar herhangi bir şekilde üreticilik özelliğine sahip değildir. Bitkilerin çoğu zaten fotosentez yapıyor. Onun için cevabım 1 ve 3'tür arkadaşlar. Bu testin son sorusu. 11. soru. Aşağıdaki tabloda sürüngenler sınıfında yer alan X canlı türü ile kuşlar sınıfında yer alan Y canlı türünün sahip olduğu bazı özellikler gösterilmiştir. Bakın tablo soruları sınıflandırmada gelebilecek soru tiplemelerindendir. En son 2016 YGS'de de bir buna benzer bir tablo sorusu vardı. Yine 3 ya da 4 tane özellik verip onlarla ilgili yorumlama istiyorlardı. Şimdi tabloya göre kaç numaralı özelliklerde hata yapılmıştır demişiz. Arkadaşlar bakın X canlı türü kuş. Bakalım kuşlar sıcak canlıdır. Kuşlarda hava kesesi olur. Kuşlar iç döllenme yapar. Kuşlar akciğer solunumu yapar. Geldik Y'ye yani sürüngenlere. Değil mi sürüngenler mi demişiz? Özür dilerim tam tersiymiş. Sürüngenler sınıfında yer alan X canlı türü. Sürüngenler baktığınız zaman arkadaşlar sıcakkanlı değildirler. Yani burası yanlış olacak. Devam edelim. Sürüngenlerde hava kesesi yoktur. Sürüngenlere baktığınız zaman iç döllenme ve akciğer solunumu yapar. Şimdi gelelim kuşlar sınıfında yer alan Y canlı türüne. Kuşlar
Kesinlikle sıcak kanadırlar bir yanlış. Kuşlarda hava kesesi vardır. Kuşlar iç döllenme yapar. Kuşlar akciğer solunumu yapar. O zaman burada hata yapılan özellik birinci özellik.